Şimdi siyasi istikrar bu anlamda önemli. Türkiye'nin özellikle son 10 yıllık sürecine baktığımızda siyasi istikrarın ekonomi istikrara, gerçekten hem ekonomi istikrara hem sosyal istikrara ve diğer alanlarda önemli iyileştirmelere de istikrara neden olduğunu biliyoruz. Ve bu siyasi istikrarla yapılan yatırımlara, hem içeride ekonomideki yatırımlara baktığımızda, dış yatırımcılara baktığımızda, ülkenin algısına, kredi notuna baktığımızda siyasi istikrarın bu anlamda buna çok önemli katkısının olduğunu biliyoruz. Bu anlamda şu günlerde yaşadıklarımız, yani hem iç olarak hem dışarıda işte Suriye ile ilgili durumdan bahsediyoruz. Bunun siyasi istikrar dolayısıyla yatırımlar, gelecek beklentileri, hem ülke içerisindeki yatırım, iç yatırımcıların hem de yabancı yatırımların gelecek beklentileri konusundaki tavırlarına baktığımızda, Türkiye'nin geçmiş yıllarla karşılaştırdığımızda, Türkiye gerçekten geçmiş yıllarda buna benzer, yani 17 Aralık süreci olsun, işte Suriye'deki şu andaki mevcut durumla ilgili olsun, birçok bu anlamda, hem müdahale anlamda hem kriz anlamda birçok istikrarsızlığın olduğu bölgede olduğu için bunları daha önce yaşadı ve bu yaşananlara baktığımızda, ekonomi üzerindeki etkisine baktığımızda çok gerçekten, hani bir şok olarak algılarsak, bu şokların çok ekonomiyi etkilemediğini görüyoruz. Yani ekonominin temel göstergelerine bakıldığında, temel göstergelerde gerçekten çok önemli iyileşmeler var. Bu şokları çok rahatlıkla ekonomi absorbe edebiliyor. Hatta mesela küresel ekonomik krizin etkisine baktığımızda, belki ticari anlamda bazı olumsuz etkileri olsa da uzun dönem etkilerine baktığımızda ya da ekonominin nasıl etkilendiğine baktığımızda, diğer ülkelerle karşılaştırdığımızda çok büyük bir negatif bir etkisinin olmadığını çok rahatlıkla gördük ve 2009 yılından beri Türkiye ekonomisinin ekonomik büyümesinde devam eden nadir ülkelerden birisi. Bu da siyasi istikrar vurgusu yaptınız. Aslında bu bir yerel seçim ama herhalde ekonomi çevreleri de bu seçime bir anlamda genel seçim babasıyla bakıyor. Tabii, yani şu andaki siyasi ortam gereği, çünkü siyasi istikrar diyoruz, yerel seçimler ve özellikle bu dönemde meydana gelen, yani dış olaylar, yani Suriye'yi aldığımızda ya da çevremizi, işte Rusya'da Kırım'ı düşündüğümüzde, tüm faktörlerin bir şekilde, özellikle yani ekonomik üzerinde nasıl bir etkisi olacağı konusunda bazı soru işaretleri dile getiriliyor ve bu konular konuşulurken de özellikle Türkiye'nin iç siyasi gelişmelerine baktığımızda, yerel seçimlere baktığımızda, yerel seçimde elde edilen sonuçlar, daha sonra yapılacak işte Cumhurbaşkanlığı seçimleri, açıkçası hani yatırımcı açısından önemli göstergeler olarak algılamak gerekiyor. Çünkü yatırımcılar da sonuçta gelecek beklentileri konusunda, bu seçim sonuçlarını gelecek beklentileri konusunda bir karar verici ya da karar verme noktasında önemli bir değişken olarak aldıklarını biliyoruz. Ve buradan çıkacak sonuç ya da işte yerel seçimlerde diyelim, AK Parti siyasi iktidarın alacağı sonuç, bundan sonraki süreçle ilgili, bundan sonra yapılacak genel Cumhurbaşkanlığı sonra genel seçimler ve buna göre yatırımcıların beklentileri de buna göre oluşacaktır ve siyasi istikrar bu yatırımcıların ülkeye gelmesine ya da ülke kredibilitesi açısından ya da yatırım kredi notu açısından ya da işte ülke risk primi açısından seçim sonuçları gerçekten çok önemli bir kriter herhalde almak gerekiyor. Peki, son olarak kısaca şunu da söylemek istiyorum. Yurt dışı da gidip geliyorsunuz, bağlantılar kuruyorsunuz. Yurt dışından Türkiye ekonomisi bu süreçte nasıl görünüyor? Yani Türkiye ekonomisi gerçekten, yani daha işte hafta sonu yurt dışındaydım. Yani bakış açıları, işte Türkiye'de bir algısı var. İşte güçlü ekonomi algısı var. Siyasi istikrarın bu ekonomiyi gerçekten hani güçlendirdiğini genelde insanlar görüyor. Yine bu güçlü ekonomik algısının devam etmesi için siyaseten ya da siyasi istikrarın devamı konusunda insanların beklentisi var. Çünkü Türkiye'nin güçlü olması, hem çevrede güçlü bir ülke olarak algılanması, yurt dışındaki vatandaşlarımızın Türkiye bakışları anlamında ya da oradaki duruşları, Türkiye bakışları, Türkiye'den beklentileri konusunda bu siyasi istikrarın devam etmesi, o güçlü Türkiye'nin devamı konusunda bu seçimlerin gerçekten çok önemli olduğunu vurgulamak gerekiyor.